Suda doğum nedir? Şimdi suda doğum önce bir hamile gereken ve doğumunun başlamış olması gereken bir şeydir. Doğum başladıktan sonra doğumun açılma döneminde doğum havuzları var. Onları şişiriyoruz. Bunlar şişme olabiliyor veya sabit havuzlar olabiliyor. Ve doğumun aktif döneminde kadını göğsüne kadar suya sokuyoruz. Ve buraya girdikten sonra açılma daha kolaylaşıyor. Kadın gevşiyor, ağrıları azalıyor ve daha sonra isterse suda doğuruyor, bebeğini de suya doğuruyor, isterse dışarı çıkıp karada da doğum yapabiliyor. Yani bunlar için tabii biraz ekip lazım ve bu ekip çalışması içinde kimler var, sayabilir misin onları bize? Şimdi sen söyledin, olmazsa olmaz bir hamile olması gerekiyor, bir doktor olması gerekiyor. Ebe yine çok önemli. Aslında suda doğum birebir ebe desteğinin simgelerinden bir tanesi sayılabilir. Bunun yanında bir yardımcı personele de ihtiyaç duyulabiliyor. Artı bir de bizim kendi doğumlarımız için de özel olan bir doğum psikoloğunu her zaman bulmasını istiyoruz. O da hem annenin gerekli psikolojik korkularından arınması için bir destek sağlıyor, hem de aynı zamanda anne baba kayınvalidelerle vesaire de iletişimi sağlamak için de önemli. O zaman şunu diyebiliriz, yani Sağlık Bakanlığı önerdiği bir şey var, her doğumda mutlaka bir ebe olsun diye. Yani bir kadın suya doğuma karar verdiği andan birebir ebe desteğini de almak zorunda. Aslında onu sağlıyor. Yani suya doğum eşittir birebir ebe desteği de diyebiliriz. Bu sayede annenin ihtiyacı olan o bütün destek doğum boyunca verilmiş oluyor. Daha güvenli, daha rahat, daha destekli bir doğum oluyor. Artık şunu da vurgulamak gerekiyor. Sonuçta bir anne suda doğumda hiçbir an yalnız kalmıyor. Yanında mutlaka birisi oluyor.